Bugün Nilüferköy'deyiz. Bursaspor'un efsane futbolcularından Mustafa Gönden'in Nilüferköy'deki spor tesislerindeyiz. Burada çok sayıda iş yapılıyor. Futbolcu yetiştirmek gibi, profesyonel seçmeler gibi. Ve daha farklı hocamız hiç boş durmuyor. Aktiviteleri de var. Ben hocamın bir markalar ligi söz konusu. İlk defa duyduğumuz bir çalışma. Onu öncelikle hocam sizden öğrensek, nedir bu markalar ligi? Evet, şimdi Bursa için yeni bir proje, öyle söyleyeyim. 16 tane farklı branşta şirketler arası markaların katılım yapabileceği bir olimpiyat gibi düşünün. Bowling'den ayak tenisine, futsaldan beach voleye, işte tavladan langırta kadar 16 farklı branşımız var. Bu 16 farklı branşta Bursa'daki faal olan bütün markalarımız katılabiliyor, bütün şirketlerimiz katılabiliyor. Daha önceleri biliyorsunuz, halı saha turnuvaları şeklinde OSAP'lar, NOSAP'lar, DOSAP'lar, yani bir sürü sanayi bölgesi kendi içinde futbol turnuvaları düzenliyordu. Biz bunu biraz daha kapsamlı hale getirdik. Sadece futbol üzerinden değil, 16 farklı branşta bütün çalışanların, bütün firmaların katılabileceği güzel bir lig organize ettik. Bursa Markalar Ligi diye bunun da bu önümüzdeki hafta içinde tanıtımına ve satışlarına başlıyoruz. Bütün Bursa'nın keyif alacağı, firmaların çalışanlarına hem bir motivasyon, hem bir mücadele, hem de kendi markalarını aynı network altında, aynı çatı altında bütün markaların birleşeceği bir organizasyon olacak. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir çalışmamız oldu. Sağ olsunlar, onlar bize bu anlamda tesis ve spor alanları ile alakalı destek verecekler. Yanımızda olan firmalar var. Katılımcı firmalarımızı bekliyoruz artık. Güzel bir organizasyon Bursa'yı bekliyor. Hocam, şimdi Bursa'da baktığınızda 20'ye yakın sanayi bölgesi var. 3000, 5000, 10000 ve üzeri çalışanı olan bir dünyada fabrika var. Şimdi bunlar da bir taraftan çalışanlarına sosyal aktivite yapmak istiyorlar. Dediğiniz gibi halı saha turnuvaları, evet, standart. İşte yaz aylarında piknikler, onun dışında bir etkinlik yok. Evet. Şimdi sizin bu giriştiğiniz proje, umarım başarılı olur dilediğiniz gibi. İnşallah. Yıla mı yayılacak, yoksa atıyorum bir aylık bir süreç mi, yoksa sürekli bir aktivite mi olacak? Harika bir soru. Şimdi biz Haziran ayına kadar her ay bir takvimimiz var. Her ay bir programımız var. Bütün bu 16 branşı biz aylara yaydık. Bazı branşlar 2 kere tekrarlanacak, 3 kere tekrarlanacak. Bazıları, bazı spor karşılaşmaları ya da bazı yarışmalar tek gün üzerinden yapılacak. Bu 9 aylık sürecek bir serüven aslında. 9 ay sonunda yaptığımız bütün organizasyonlarda dereceye girenlerin hepsi belirlenmiş olacak. Ve en son Haziran ayındaki son organizasyonumuzu bitirdikten sonra Temmuz'da çok büyük bir konser planlıyoruz. Bir kapanış töreni ve konser olacak. Bütün Bursa'nın bürokrat kesiminin, iş adamlarının, fabrika yöneticilerinin ve işte ailelerinin katılabileceği kapsamlı bir kapanış töreni ve güzel bir konserle tüm Bursa'yı aynı, yani çatı altında bütün markaları birleştirmeyi hedefliyoruz. Dereceye girenler de katılır herhalde konsere. Zaten dereceye girenler ödül alacaklar. Yani X bir firmanın çalışanı tavlada birinci oldu. O firmanın sahibi, CEO'su veya işte yetkili kişisi sahneye gelip dereceye girmiş kişiye bizim sunacağımız ödülleri, plaketi, madalyayı, kupayı verecek. Güzel bir kapanış töreni hazırladık açıkçası. Ama sadece kapanış töreni olarak düşünmeyelim. Yıl boyunca, yani Kasım'ın sonunda muhtemelen Aralık ayının içinde ilk takvimimizi başlatacağız biz. İlk karşılaşmalarımızı başlatacağız. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani bu süre içinde sürekli her ay içinde organizasyonlar var. Müsabakalar var. Dediğim gibi, yani şirketler arası olimpiyat müsabakaları gibi düşünün. Sizin şirketinizde 1000 tane çalışan olmayabilir, 300 tane olmayabilir. 3 kişilik bir personeliniz vardır ama personelinizden bir tanesi iyi satranç oynuyordur. Markanızı satrançta temsil edebilir bu çalışanınız. Veya iyi bir yüzücünüz vardır. Eskiden yüzme konusunda başarılı birisi vardır. Yüzmeye katılabilir. Yani seçecekleri branşa katılım sağlayabiliyorlar. Sonuçta bütün markaların aynı çatı altında mücadele ettiği, sadece büyük fabrikaların değil, küçük işletmelerin de katılabileceği bir organizasyon bu. Amacımız burada bir Bursa birlikteliği oluşturmak. Bütün markaların birbirleriyle iletişimlerini sağlayabilmek. Bu anlamda projenin arkasındayız. Bugüne kadar
yaklaşık bir 6 aydır bu projeyle alakalı Gökhan kardeşimle beraber çalışıyoruz. Çok da iyi bir noktaya geldik. Hazırlıklarımız tamam. Artık önümüzdeki ay inşallah startı vereceğiz. Hocam buraya kadar gelmişken size başka sorularım da olacak ama şu projeyi bir tamamlayalım. Gökhan Bey'e müsaadenizle ben bir döneyim. Bu Markalar Ligi'nin koordinatörü. Nasıl çıktı proje? Sizin hocamın anlattıklarına ek olarak söylemek istedikleriniz neler Gökhan Bey? Tabii ki. Aslında öncelikle klasik olarak bir futbol düşüncemiz vardı. İşte halı sahada, büyük sahada futbol planlıyorduk. Daha sonrasında Bursa'da olmayan bir şey yapmak istedik. Yani genelde 4-5 branşlarda yapılıyordu bu ama biz daha kapsamlı, herkesin profesyonel sporcu deneyimini yaşayabileceği farklı branşları da katmak istedik. Bu yüzden 16 tane branş seçtik. İşte burada yüzme var, karting var, işte ayak tenisi, hocamın da az önce saydığı gibi. Orienteering var farklı dallardan. İşte paintball var yine. Beach volley var. 3x3 basketbol var. Langır turnuvası var. Böyle hani farklı branşlar seçmek istedik insanların. 20'ye yakın galiba. Evet 16 tane branş. 9 ayda toplam 44 tane etkinlik olacak. Yani farklı aktivitemiz olacak. Dediğimiz gibi Temmuz ayında da güzel bir kapanış töreni, ödül töreni olacak. Peki siz projenin koordinatörü olarak görüşmeleri mutlaka siz yürütüyorsunuz. İlgi, firmaların yaklaşımı, çalışanlardan bilmiyorum görüşme imkanınız oldu mu? Böyle bir projeye yaklaşım nasıl Bursa'da? Ya genelde çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü genelde bu iş şirket içinde yapılıyor. Hani kendi tavla turnuvaları, satranç oluyor ama bunları genelde toplayacak bir aktivite genelde olmuyor Bursa'da. Şu an böyle bir şey olduğu için genelde güzel geri dönüşler alıyoruz. Evet, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben hocama tekrar dönmek istiyorum. Hocam şimdi hazır buraya gelmişken birkaç bir şey burayla ilgili de birkaç kelam alalım. Evet. Çünkü şunu önce belirtmekte fayda var. Şimdi Bursa Spor'da efsane olmuş çok sayıda Bursa'mızda halen yaşayan Bursa'nın değeri futbolcularımız var. Ama baktığımızda sizin kadar böyle didinen, hani üretmeye çalışan, tamam hani Bursa Spor'u futbolcu, Bursa Spor'la ilgili görüş beyan ediyor. İşte çağırırsalar teknik heyete, alt tarafa, altyapıya gidiyorlar çalışıyorlar ama siz burada kaç yıl oldu ben hatırlamıyorum ama uzun zaman 5-6 sene, 7 seneyi en az ben hatırlıyorum. 15 yıl olmuş. 15 yıldır burada tırnaklarınızla didiniyorsunuz. Aynen. Futbolcu yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Burada tam olarak ne yapıyorsunuz bilmeyenler için? İşte çocuklarının futbol eğitimi almak isteyenler için bu komplekste neler yapılıyor hocam? Şimdi şöyle, öncelikle Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademi olarak 2008 yılında biz startımızı verdik. 14 seneyi doldurduk, 15'e gireceğiz. Bu süre içinde ilk önce bir basit bir futbol okulu projesiyle başladık açıkça söylemek gerekirse. Benim hayalim kendi çocuklarımın arkadaşlarını eğitebilmek. İşte küfür etmeyen, karakterli, birbirine saygısı olan bireyler yetiştirmekti. Daha sonra bunu başarırken biz sahada da başarılı olmaya başladık. Yani şampiyonluklar yaşamaya başladık. Çıkarttığımız, yetiştirdiğimiz oyuncularla hem Bursa şampiyonlukları hem Türkiye çapında dereceler elde etmeye başladık. Tabii böyle olunca ailelerin de tercih ettiği bir mekan haline geldik. Çünkü biz asla çocukları en iyileri seçelim, yarıştıralım, işte şampiyon olalım derdinde olmadık. Buraya gelen, futboldan anlamayan bir çocuk bile olsa bu sahada mutlu olması bizim için değerli. Biz önce mutluluğu ön plana alarak burada çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktada da birçok profesyonel sporcu yetiştirdik. Türkiye futboluna kattığımız birçok profesyonel isim de oldu. Tabii daha sonra bu gelişim, bu ilgi bizi kulüpleşmeye götürdü. Kendi kulübümüzü kurduk. Kendi kulübümüzde de şu anda yarışmacı olarak liglerde yer alıyoruz. Alt yaş gruplarına katılıyoruz. Üst tarafa takım yapmıyorum. Futbol tarafı öyle gidiyor. Öbür taraftan işler büyüdükçe turnuvaya döndürdük. Bursa'nın Junior League diye bir markasını oluşturduk. Bursa'da bütün kulüplerin katıldığı Junior League'leri organize etmeye başladık ve geleneksel hale geldi. Bu da büyüyünce şimdi Junior League'i bu sene Allah kısmet ederse ulusala çıkartacağız. Ulusalda turnuvalar düzenleyeceğiz. Onun akabinde Best Young Players diye yeni bir organizasyona başladık. Orada da profesyonel adayı futbolcularımızı bir kampta topluyoruz ve bu kampı 4 gün sürüyor kampımız. Bu kampı biz profesyonel takımların scoutlarını izletiyoruz. Toplamda bu sene içinde 3 tane kamp yaptık.
Bu 3 kampa yaklaşık 200 civarı sporcu katıldı. Bu 200 sporcudan da 33 tanesini profesyonel takımlarla antrenmanlara gönderdik. 13 tanesini de bal takımlarıyla gönderdik. Yani toplamda 46 tane çocuğumuzun hayatına dokunduk ve onların yollarını kısalttık. Profesyonel takıma geçişlerini kolaylaştırdık. Şimdi dördüncüsünü önümüzdeki günlerde Bursa'da gerçekleştireceğiz. Bu da devam ediyor. Bunun yanına işte Bursa Markalar Ligi'ne ekledik. Firmalarla yine spor branşları üzerine yarışmaları kattık. Yakında yine bir sürprizimiz olacak. O da şu, futbol turizmi başlatacağız. Yurt dışından futbol eğitimi için buraya gelecek kişiler olacak. Onun bağlantıları yapılıyor. Onun fizibilitesi yapılıyor şu anda. Yani biz üretmeye devam ediyoruz. Tabii bu arada bazen Bursa Spor'la alakalı böyle bir yakınlaşmamız, uzaklaşmamız oluyor. Orası da bizim yumuşak karnımız. Hani orada ne zaman bize ihtiyaç duyulursa biz zaten her zaman buradayız. Yakınız. Buradan Özlüce 15 dakika sürüyor. O yüzden hiçbir zaman uzaklaşamadık. Zaten biz uzaklaşsak kalbimiz uzaklaşmadı. Kısa bir dönemde olsa Bursa Spor'da bir sportif direktörlük görevimiz oldu. Bence alnımın akıyla, vicdanım çok rahat bir şekilde, çok doğru bir şekilde o görevi de neticelendirdik. Bundan sonraki süreçte hani yol bizi nereye götürecek bilmiyorum ama biz gördüğünüz gibi sürekli proje üretmeye ve hem çocuklarımız adına hem Bursa'daki yaşayan insanlar adına ve spor adına büyük işler yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Gönden Sportif Sanayi Limited şirketi olarak yeni bir şirket de kurduk. Buradan artık futbolcu danışmanlığından menajerliğine, yetiştirmesinden yukarıya kadar geniş bir kapsamlı spor faaliyetlerine de giriyoruz. Biz üretmeye devam ediyoruz. Yani olduğumuz yerde sayan değil, katma değeri olan, gerçekten hem çocuklara hem ailelere hem de işte Markalar Ligi'yle de firmalara ulaşabildiğimiz her yere ulaşıp sporu genele yaymaya çalışıyoruz. Hocam, siz başlangıçta doğru anladıysam çocuklar bilgisayar başında değil sahada ter döksün, çocuklar eğlensin, spor yapsınlar diye, evet, bir girişime başladınız ama o akademik eğitimi aldıktan sonra başarı da geldi ve işler büyüdü. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Dediğim gibi biz ilk başladığımızda 10 kişiyle başladık. Yani 10 tane kayıt aldık, futbol okulu kurduk. Şimdi o 10 kayıt büyüdü, ilerledi. Yüzlerce çocuğa ulaştık, yüzlerce aileye ulaştık. Ve gerçekten iyi çalışıyoruz. Çok doğru çalışıyoruz. Haftada 4 tane antrenmanımız var. Yani hem futbol okullarında hem kulüp tarafında. Bu sefer iyi çalıştığımızın karşılığını dışarıdan bakılınca bundan futbolcu olmaz denilen çocuklardan biz çok başarılı sporcular yetiştirdik. Öyle olunca ve bu da görülmeye başlayınca başarı da arkasından geldi. Yani biz çabaladık. Başarı onun arkasından geldi. Geldikçe de büyüdü. Gelinen noktadan çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Çünkü biz burada yine söylüyorum, iyi çocukları bulalım, yarıştıralım ve işte Mustafa Gönden Spor Kulübü olarak şampiyonluklar yaşayalım derdinde hiç olmadık. Bizim kapımız herkese açık. Çocuğunu alıp getiren, hocam sizi duyduk, çocuğumuzu biz size emanet etmek istiyoruz diyen kişilerle büyüdük. Hiçbir yerde reklam yapmadık. Kulaktan kulağa memnun olanlar söyleye söyleye büyüttü bizi. O anlamda herkese teşekkür ediyorum. Yolu bizim akademimizden geçmiş herkese de selamlarımı iletiyorum. İyi ki onlarla tanışmışız. İyi ki bu yolculuğu beraber yürütmüşüz. Dediğin çok doğru. Yani biz basit bir proje gibi başladık ama gelinen noktada büyük işler yapmaya devam ediyoruz. Hocam, son sorum da şu olsun. Gördüğüm kadarıyla da sahada da işin kolayına kaçmamışsınız. Çünkü bugün bakıyorsunuz birçok profesyonel büyük kulüpler bile halı sahalarda futbol okullarını sürdürüyorlar. Biz de zamanında amatörde oynarken hani bir halı saha mı, bir toprak saha mı? Siz bunu tercih etmemişsiniz. Bunu sorayım son olarak ve kapatalım. Evet, yani çocukların gelişimi için çim saha çok çok daha, yani doğal saha diyelim. Hani çimimiz biraz yıprandı. Şu an yazdan çıkmış durumdayız biliyorsunuz. Yaza girerken burası Atatürk Stadyumu gibiydi. O kadar güzeldi. Önümüzdeki günlerde yine bir bakıma alacağız sahamızı. Tekrar eski düzenine sokacağız. Önemli olan şu, Türkiye'de herkes işin kolayına kaçıyor. Dediğin çok doğru. Halı sahalarda futbol eğitimi veriliyor. Ve bu verilen futbol eğitimlerinin çoğu da ticari bakılıyor. Biz hiçbir zaman ticari bakmadık. Bizim buraya aylık masrafımız gerçekten çok fazla.
Işıklandırmada gece antrenmanları yapıyoruz. Çalışan personelimiz var, hocalarımız var. Ciddi bir sirkülasyon var. Evet, bir iş yapıyorsak doğrusunu yapalım dedik ve burasını tercih ettik açıkçası. Yani bir halı sahayla toprak da olsa, çim de olsa normal doğal sahanın futbolcu gelişimi açısından herhalde büyük farkı var. Çok ciddi farkı var. İnanılmaz farkı var. Top sekişinden topun kaçışına kadar oyuncuların o refleks gelişimleri, o topa olan hakimiyetleri inanılmaz fark ediyor. Bir de şu var. Eskiden Türkiye'den çok daha fazla futbolcu yetişiyordu. Biz halı saha görmemiştik. Yani biz Merinos'un zımpara gibi zemininde futbol oynayarak yetiştik. Ki çim saha Bursa'da çok çok azdı. Hala az, maalesef hala az. Bütün sahaları suniye döndürdüler. Suninin şöyle bir zararı var. Orada yüklenen elektrik her anlamda çocuklar için ve biz büyükler için de aynı şekilde. Yani halı sahaya gittiğiniz zaman sakatlık riskiniz çok fazladır. Ama bizim bu sahada böyle bir riskimiz yok. Direkt doğal bir ortamdayız. Dediğim gibi yani işin kolayına kaçmadık, zorundan gittik. Uçmayalım, yürüyelim ama doğru adımlarla ilerleyelim. Bizim her zaman düsturumuz bu oldu. Bu anlamda da geldiğimiz noktadan dediğim gibi çok memnunum. Çok sağ olun hocam. Bundan sonra size de başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.